Kızım dur, belini inciteceksin. Ay incinirse incinsin Zeyno ya. Benim kalbim inciymiş, benim incinse ne olur? Hayır ya, utanmadan bir de bana meydan okumaya kalkıyor. Esra'yım ben, Esra. Yemem böyle şeyleri. Kızım, Ozan hala sana aşık. Sadece o gün konuştuklarımızı duydu diye evleniyor Çağla'yla. Kızım işte sorun da tam olarak bu ya. Bir şeye sinirlenirsin, bir şeye kızarsın. Gidersin muhatabınla konuşursun değil mi? Gidip bir başkasına evlenme teklifi etmezsin. Evet, tamam çok haklısın ama yani... Ne ama Zeyno ya? Ama ne? Ne ama? Bak, o gün Ozan buraya gelirken Musa'yla konuşmuş. Esra'ya söyleyeceğim, yarın tutacağım kolundan birlikte şirkete gireceğim. Herkes öğrenecek demiş. Yani o gün burada bizi duymasaydı belki her şey bambaşka olacaktı. Zeyno, umrumda bile değil, anlıyor musun? Umrumda değil artık. Umrumda değil Musa. İsteyen istediğini düşünsün. Ben gerçekleri söyledim, benim içim rahat. Bundan sonra kimseye yalan söylemek yok. Abi iyi diyorsun, hoş diyorsun ama işler çığırından çıktı. Ya freni patlamış kamyon gibi yokuş aşağı gidiyorsun ya. Ben Zeyno ile konuştum. O iş öyle değilmiş. Sen de bir Esra ile konuşsan, bir dinlesen. Ya neyini dinleyeceğim onu Musa? Esra bile neden geldiğini inkar etmezken ben onu neyini dinleyeceğim? Ben daha kime neyi anlatacağım ya Zeyno? Ben daha kime neyi anlatayım? Adam utanmadan hayalini kurduğumuz evde gidip Çağla'yla yaşayacağım diyor. Esra bak, Ozan'a da hak vermeye çalış. Yani ondan neden ayrıldığını, onu neden terk ettiğini söylemediğin sürece bu adam iyileşemeyecek. Yani gerçekleri öğrenemediği sürece de sana güvenmeyecek. Zeyno, Ozan hiçbir şey öğrenmeyi hak etmiyor. Esra, göz göre göre sana aşıkken gidip de bir başkasıyla evlenmesine izin mi vereceksin? Evet Zeyno, öyle yapacağım. Ya yeter, çok yoruldum ben. Ya bıktım artık kendimi ona anlatmaya çalışmaktan. Ya beni doğru dürüst dinlemeyen, sürekli canımı yakmaya çalışan bir adamla ben olmak istemiyorum. Anlatmayacağım ya, yeter, ver. Bitti Musa, bitti. Ben bir daha kendime bu kötülüğü yapamam. Eğer yaparsan kapının önüne koyulan, defalarca Esra'ya ayrılmamak için yalvaran o Ozan'a ben nasıl anlatırım bütün bu olanları? Ne derim ona? Günlerce üzüntüden yataktan kalkmadan yatan Ozan'a ben nasıl yaparım bu kötülüğü bir daha? İyi de yani bu hikayenin sonunda herkes üzülecek. Çünkü sen Esra'ya aşıkken gidip Çağla ile evlenemezsin. Ya ben tanıyorum seni. Yapamazsın. Yapacağım. Yapacağım Musa. Böylece Esra olan hikayesi de burada bitecek. Bunu bitirmenin başka bir yolu yok çünkü.